Bugün Bir Saat Bir Üstad programında gördüğünüz gibi çok farklı, her yerde rastlamadığınız, baktığınız zaman böyle bir sanat eseri gerçekten. Enteresan bir sazı tanıyacağız ve onu gerçekten üstadından tanıyacağız ve dinleyeceğiz. O bakımdan şanslıyız. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Benim için de çok keyif burada olmak sizinle birlikte. Özellikle gençlere konuşmak çok önemli. Her ne kadar ruhumuz genç de olsa önünüzde sizin çok daha uzun zamanlar var. İnşallah bugünden koltuğunuzun altına alabileceğiniz, aklınıza kalabilecek bir takım şeyler anlatabilmiş olurum. Adım Şirin Pancaroğlu. 1968 doğumluyum. Ankara'da doğdum. Baba tarafım Kayserili, Develili. Anne tarafım da Egeli. Yani bir taraftan birazcık Türkmenlik var Kayseri tarafında. Ege tarafında da Bulgaristan ve Yunanistan'dan göç etmişler. 5 yaşına gelene kadar İstanbul, İzmir, Ankara ve tekrar İstanbul olmak üzere gezmiştik. Çok gezgin bir hayatım oldu benim. Daha sonra İstanbul'da müzik eğitimine başladım. Ama doğduğum evde müzik vardı. Babam kendisi gitar çalardı. Gitar çok severdi. Her zaman müzik dinlenirdi. Çok küçük yaşta, yani benim müzik eğitimi almaya başlamadan evvelki yıllarımda da annem sağ olsun benim müziğe meraklı olduğumu anlamış. Böyle de küçük bir anekdot var, onu da anlatıp belki bir parça çalar, sonra da biraz daha anlatmaya devam ederim. Parçaları, müzikleri birazcık araya serpiştireyim diyorum. Hem sizi yormamış olurum hem de daha ahenkli olur. İşte Ankara'da biz oturduğumuz yerde, o zaman tabii şey yok, plastik damacanayla eve gelen su yok. Toprak küpler var. Toprak işte küpün içine geliyor sular. Cam damacanayla anladığım kadarıyla. Hatta onların böyle örtüleri olurdu. Kenarları dantelli. Üstüne de bir tane tabak koyardınız. Bir de maşrapası, bir de onun da böyle dantelli üstü olurdu. Ben emekleme aşamasında bu şeyi işte emekleyip zar zor o küpe tutunup kapağını açıp üstünde ne varsa işte damacana vesaire tabak. İçine ne bulursam atarmışım. Bu evde içilen su. Özellikle ses çıkaracak işte anahtarlık, işte benim küçük taş. Hatta işte annem anlamıyor, evden bir şeyler kayboluyor sürekli olarak. Hani bunlar nereye gitti diye düşünürken bir gün bakmış yine böyle fıldır fıldır mutfağa doğru gidiyorum. Arkadan takip etmiş, işte aynı bu tarif ettiğim şekilde. Bu sefer ayakkabı tekimi atıyormuşum içine. Böyle bir süreç, bir boşaltıyorlar küpü, içinde yok yok. Hani oradan da içiyorlarmış. O hafta mı artık kaç zamandan beri dibi yosunlu falan böyle. Ama o attığım nesnenin suyundan çıkardığı ses anladığım kadarıyla beni herhalde bir miktar cezbediyormuş. Annem demiş ki bu çocuğun müzikle bir işi olacak herhalde bu sesten bu kadar haz duyduğuna göre. Dolayısıyla anneler hakikaten sezgileri kuvvetli ve biliyorlar. Ben 5 yaşındayken İstanbul'a taşındık ve müzik eğitimime başladım. Biraz çalayım, biraz da oradan devam ederiz. Thank you.
Johann Sebastian Bach'tan küçük bir bir aslında uzun bir keman için bir eserden bir bölüm çaldım kemandan. Arpa düzenlenmiş versiyonunu. Bir partitadan bir bölüm. Bugün size değişik kültürlerden müzikler çalmaya çalışacağım. Çünkü her ne kadar bugün Türkiye'de yaşıyor olsam da çocukluğumdan itibaren benim bütün dünyaya büyük bir merakım oldu ve çeşitli müziklere ve birazcık bunları da yansıtmak istiyorum size. Şimdi İstanbul'a gelmiştik değil mi? 5 yaşındayım. İlkokulla biraz erken başlattılar beni. Annem çalışmaya başlamıştı. Hani evde oturmayayım diye. Bir de küçük kardeşim var, kız kardeşim. 5 yaşında yaşımı büyüttüler. İlkokula girdim. O zamanlarda 7 yaşında çocuklar da ilkokula başlayabiliyordu. Böyle sınıfın en küçük çocuğu bendim. Hayata başlarken biraz dezavantaj olduğunu söylemem gerekir. Erken küçük gitmenin okula. Böyle bir özgüven eksikliği olduydu bende. İşte okumayı en son ben öğrenmiştim sınıfta. Çünkü en küçük bendim haliyle. Ama ilkokulla birlikte eş zamanlı olarak evde işte bir tane piyano vardı, annemden yadigar. Bir de babamın bir tane gitarı vardı ve ben hani müzik dinlemekten artık böyle küçük bizim masal plakları falan vardı pick-up'tan. Onları yemeye başlamışım yani böyle sevgiden. Onları kırıp oynayıp işte sürekli plak dinler vaziyetteyken artık demişler bu çocuğu mutlaka biz bir müzik eğitimine başlatmamız gerekiyor. Ve İstanbul'da o zaman belediye konservatuvarında okumakta olan genç bir piyanist hanımdan ders almaya başladım. Dersler yaklaşık 3 ay kadar sürdü. Çünkü sonra bir burs alıp Almanya'ya gitti öğretmen. Ama çok güzel bir başlangıç oldu. Fakat arkasını getiremedi annemler. Hem bir takım maddi sıkıntılar oldu. Hem de kendi kendime çalmaya başladım ben. Piyano taburesi vardı böyle. O bir kapaklı bir şey gibiydi, sandık gibi. İçinde bir sürü nota var. Annemin çocukluğundan kalma. İşte ben de notaları öğrenmişim. Önüme çıkarır o notaları koyardım. 5, 6, 7, 8, 10 yaşına kadar böyle devam ettim. Ve oradan o ilk 3 ay öğrendiğimle bayağı piyanoda böyle kendimi ilerlettim. Hani öğretmen olmaksızın. İstanbul'da İtiler'de oturuyorduk biz o dönem. Bazı arkadaşlarım daha böyle imkanlı arkadaşlar vardı. Onlar İstanbul'un meşhur piyano hocalarından bir tanesi olan o dönemin Rana Erksan. Ders alırlardı. İşte hocaları onlara işte parmak numaralarını yazar, ne çalışacaklarını söyler, nasıl çalacaklarını anlatır falan. İşte ben de alırım nota kitabımı, arkadaşlara giderim, bunu nasıl yapıyorsun, buna ne diyor falan diye onlardan öğrenerek onlar kadar çalıyordum. Yani ders alan öğrenciler kadar ben de çalıyordum. Ve böyle benim için çok kurtarıcı bir faaliyetti bu ilkokul döneminde. Hani böyle kendi başıma kaldım. Başımda birisi de yok hani. Ama bir yandan da böyle bir çalışma içerisindeyim. Dediler ki artık ilkokulun sonuna gelince babam hadi artık konservatuara verelim seni. İşte bir yandan özel kolejlerin sınavlarına hazırlanıyorum. Bir yandan da konservatuarın sınavlarına girdim. Konservatuar sınavlarında işte böyle 10 tane falan talebe alınıyor. Hani böyle 100 kişi bir kursa giriyor. Bir 10 kişi falan seçiliyor. 12 kişi. Onlardan bir tanesi de ben oldum. Böyle en düşük puanla ben girdim konservatuara. Şimdi en son okumayı ben öğrenmiştim. Bir de şimdi en düşük puanla ben girdim ya konservatuara. Böyle sırtımdaki kambur büyümeye başladı. Ama çok şevkle ve merakla başladım İstanbul'da. Biraz zor dönemlerdi. 78'de konservatuara girdim ben. İlk sene okul işte Ocak ayında başladı. Konservatuar taşınıyordu. Yeni binanın durumu çok kötüydü. Ondan sonraki şeyde de 1,5 sene boyunca devam ettiğim konservatuvarda da ağırlıklı olarak palto ve eldivenle oturduk. Çünkü bu sefer de bu yakıt krizleri falan vardı Türkiye'de. Mazot sıkıntısı falan. Böyle soğukta işte yarım şey böyle kesik parmak eldivenle başımızda şapka, paltolarla böyle işte arp çalmaya başladım ben. Nasıl arp oldu derseniz giriş sınavlarında dönemin hem iyi müzisyenlerinden, hani bir önceki benim önceki kuşağımda iyi müzisyenlerden Mükerrem Berk, hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanlığı yapmış bir kişi olarak
dedemi tanıyordu. Dedem benim makine mühendisi ve Ankara'daki konser salonunun yapımında bütün tesisatı bağışlamış, kendi yaparak bağışlamış. Dolayısıyla aralarında güzel bir hukuk vardı. Mükerrem Bey de benim sınavlara girdiğimi fark edince eşi arp sanatçısı, Şirin arp çalsın çok istedi. Ben hayatımda daha arp görmemiştim ve hatta sınavda bayıldım. Hani böyle bir sınava giriyorsunuz, işte dişlerinize bakıyorlar, parmaklarınızı çekiyorlar, hani fiziksel özelliklerinizi belirleyip hangi çalgıya daha uygunsunuz, böyle bir çalışma yapılıyor giriş sınavlarında. Hala da böyle konservatuvar giriş sınavları. İşte biraz da ben iriydim böyle yaşım için. İşte piyano hocalarından bir tanesi çek bakalım falan dedi, böyle elini verdi, çektim, böyle iskemlesiyle birlikte böyle düşer gibi oldu falan. O arada ben bayılmışım. Hocayı da devirdik artık, hani kazanamayacağım bu sınavı diye. Ama onun öncesinde ne dersin, arp çalar mısın falan. İşte ben piyano çalıyorum. Çal dediler, piyano çaldım birazcık. Neyse, o olmadı. Arp oldu. Ve işte ben de tabii böyle bir şey, hani arp nedir hani. Yani biraz sesini biliyorum çünkü o zamanlarda televizyon, işte bir reklam vardı. İlk Türk arabası Anadolu. Bir reklamı vardı, böyle Anadolu araba ormanda böyle gidiyor ağaçların arasında, böyle virajlı bir yolda. Yanında da böyle bir şey koşuyor, at, beyaz at koşuyor. Orada böyle bir arka planda böyle bir müzik vardı ve onun ben arp olduğunu biliyordum nedense artık bir şekilde. Aklıma hemen o geldi, arp çalar mısın deyince, işte Anadolu araba yanında at koşuyor. Bu kadar yani, bundan ibaret hani. Birazcık da işte orkestra konserlerine gitmişliğimiz vardı, oradan o kadar. Sonra hoca çağırdı ilk, Sevin Berk evine çağırdı. İşte bu okul 6 ay açılamadı ya, Ocak ayında açılmıştı dedim. İlk evinde böyle oturdum, işte bu boy bir çalgı yani, aynen bunun kadar. Yasladım omzuma, işte bir şeyler gösterdi. Bir de heyecandan titriyorum, bacaklarım falan böyle inanılmaz, ses çok güzel. Böyle çok şey oldum, böyle etkilendim heyecandan, böyle öleceğim neredeyse. Fakat çok kasmışım kendimi. Ertesi gün kıpırdayamıyorum. Her tarafım tutulmuş. Hani ya, böyle bir ağır bir başlangıç oldu. Ama gerçekten böyle o gün şey diye düşünmüştüm. Yani bu çalgının sesi su damlaları gibi böyle, yahut da böyle inci taneleri gibi. Böyle içime yağıyor. Öyle gelmişti. Hala da öyle bir sesi olduğunu düşünüyorum. Hani ilk intiba doğrudur ya. Hiçbir şey bilmeden oluşan o sezgilerimiz, intibalarımız, o çok şeydi, belirleyici oldu benim için. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Başka türlü bir şey hiç hissetmedim. Hala aynı duyguyla çalıyorum. İşte sonra 1,5 sene kadar İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda okuduktan sonra bir gün kapı çaldı. Soğukta oturuyoruz kışın, evin bir bölümünü, annem bir bölümünü kapatmış şeyle, yorganla, kapı yoktu. Küçük bir bölümde böyle holde yaşıyoruz hani. Yok çünkü hani bazı saatler elektrik var, o zaman elektrik sobasını yakıyorsunuz. Havada bir gün banyo yapıyorsunuz. Yani çok uzun bir zamandan bahsetmiyorum, bahsettiğim 1980. Size uzun, bize değil artık. ve postacı geldi. Kapı çaldı, postacı geldi. Babama bir telgraf gelmiş, işte bir iş teklifi Endonezya'dan. İlk önce harita atlası açtılar evde, neresi burası diye bir harita açıldı. Ha, baktılar, ha tropiklerde burası, ha sıcak, ha iyi. Ondan sonra bir ay içinde toplandık, arada 12 Eylül oldu. Bir ay içinde toplandık, yani satılacak satıldı, verilecek verildi, biz de yollara koyulduk. Fakat ben müzikle ilgilenmeye başladığım için beni Endonezya'ya götürmeyi istemediler. Babam çünkü çok istedi benim müzisyen olmamı. Orada iyi bir eğitim alacağımı düşünmedi. Ve beni İsviçre'ye teyzemin yanına yolladı. 13 yaşındayken. Daha doğrusu yolladılar. Ben ailemden 13 yaşında ayrılmış oldum. Daha sonra edineceğim mesleği hazırlamak için açıkçası. Şimdi bir şey daha çalayım. Biraz da ondan sonraki dönemi anlatayım isterseniz.
Fransız bestekar François Couperin, yaklaşık 16. yüzyıl, 17. yüzyıl gibi. Onun böyle bir küçük bir şeyiydi aslında. Şey gibi diyebiliriz buna mesela Türk müziğinde, bunu ben şeye benzetiyorum. Minik bir saz semaisi gibi. Böyle bir teslime geri dönüyor ve işte birkaç hanesi var. Minik bir, o dönemde müzik formları birbirine çok benziyor müziklerde. Yani batıdaki ve bizdeki formlar çok benzer. Bir enstrümantal form olarak küçük bir saz semaisi gibi. Şimdi geldik İsviçre yıllarına. Cenevre'ye gidecektim ben. Gittim tabii, yani çok zor oldu ailemden ayrılmak. Ama işte hani ben müzisyen olacağım. İşte müzisyen olmam isteniyor, işte ben de çok seviyorum müziği diye böyle hani 13 yaşında işte farklı bir kültüre, işte aileden uzak olmaya vesaire, bütün bunlara adapte olmam gerekti. Oldum da, hani insan oluyor hani, ama çok yaşta böyle bayağı büyük özlemlerle de yaşamaya başladım. Hani annemi, kardeşim, babamı çok özlüyordum. Her hafta bir mektup gelirdi onlardan. Yani bir zarf gelirdi, içinde bir mektup babamdan, bir mektup annemden, bir mektup kardeşimden. Ben de her hafta bir mektup yazardım. Bir kardeşime, bir anneme, babama. Böyle karşılıklı böyle 5 sene boyunca böyle mektuplar, kutu kutu mektuplar oldu. Doğrudan bir telefon bağlantısı yoktu hani ailemle. Bugünkü dünyayı düşünecek olursak, santrale yazdırıyordunuz. İşte birkaç gün sonra geri arıyorlardı sizi. Böyle bir süreçti. İsviçre'de işte bir dönem Fransızca öğrendim. Ondan sonra normal bir özel okula girdim. Sonra bir devlet lisesine geçtim. Devlet lisesinin sınavlarını kazandım. Kolay kolay okutmuyorlar yabancı öğrencileri devlet lisesinde. Özel okulda okusun ve para harcasın istiyorlar. Çok rasyonel bir kültür çünkü. Beni de en çok şoke eden o tarafı olmuştu. Yani biz daha batıl, inançları olan, işte o kadar rasyonel bir kültür değiliz sonuçta. Bizde hem Avrupalılık var, hem Asyalılık var, hem kendimize ait çok değişik değerler var, ama İsviçre gibi bir kültür tabii rasyonel düşüncenin doruğu gibi bir yer, öyle düşünelim. Her şey vakit, nakit falan, böyle her şey birbirine endeksli. Ama bir şekilde işte hani hocalar iyi, lise eğitimi çok iyiydi. Yani liseye gelene kadar pek hoşnut değildim ama liseye geldiğim zaman gerçekten çok ufkumu açan bir hocalarım oldu. Bir yandan konservatuara devam ettim. Bir yandan da liseye gidiyordum. Ve hocalar sağ olsunlar orada böyle çok teşvik ettiler. Hep mesela konservatuarı sınıf atlaya atlaya bitirttiler. Erken bitireyim diye. Bir sonraki senenin sınavlarını hep vererek. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Liseden mezun olduğum sene, bir sene sonra da üniversiteden mezun olmuş oldum. Böyle ilginç bir tablo oldu. Bir dönem bunu pek anlayamadılar, nasıl oluyor böyle, nasıl şimdi bu kadar küçük bir çocuğa nasıl üniversite diploması vereceğiz falan, ama verdiler. Ama bunu yapan başkaları da vardı, yani ben hani özel olduğumu ima etmek için söylemiyorum, ama böyle çabuk geçti takım süreçler. Bir yandan da sanatsal olarak hani azıcık sıkıştığımı hissediyordum o rasyonel kültürün içerisinde, böyle hep merak ediyorum. Türkçemi hiç unutmadım mesela, hani hiç konuşmamakla beraber 13 yaşından 18 yaşına kadar bir tek yaz aylarında ve kışın ailemi ziyarete gittiğimde Türkçe konuşuyordum. Ama ona rağmen hiç konuşma becerilerimden kaybetmedim. Dedem sağ olsun buradan bana hep roman gönderirdi. Sürekli Türkçe okurdum. Okuduğum her şeyi Türkçe okurdum ders dışındaki. Ve acayip bir merak oluştu bende hani. Türkiye'ye yönelik, yani geldiğim kültüre yönelik çok büyük meraklar oldu. Birazcık da böyle düşünme imkanı doğdu. Çünkü işte ailemin kendi içinde de çok büyük farklılıklar vardı. İşte babamın daha Anadolu oluşu, yani Anadolu derken iç Anadolu oluşu.
ailemin, anne tarafının ise Egeli oluşu ve bunların arasındaki farklar mesela beni çok şey yapardı. Hani onlar biraz yorucu bir şekilde yaşarlardı bu farklılıkları ama bize çocuklara mesela bence çok büyük bir zenginlik olarak geri dönüyor. Hani bu çeşitliliği mesela gözlemlemek, işte onların alışkanlıkları, adetleri nasıl, bunlarınki böyle falan derken birdenbire baktım hani 17-18 yaşında ben hani hem Türk müziği dinliyorum, hem halk müziği dinliyorum, sanat müziği dinliyorum. Başka ülkelerin müziklerine meraklıyım. İşte Endonezya'da yaşıyorlar, orada gamelan müziği var, onların gamelan orkestrası var. Onları merak ediyorum falan. Ne zaman ki Amerika'ya gittim üniversitede yüksek lisans yapmaya, Indiana Üniversitesi'ne kabul olundum. Orası da dünyanın en büyük müzik fakültesinin bulunduğu bir eğitim kurumu. Çok değerli bir kurum. Orada tabii bütün bunları, bu farklı müzik meraklarımı besleyecek hem öğrenciler vardı hem dersler vardı. Orada bu meraklarım iyice böyle bir derinleşti diyebilirim. Amerika'ya gittiğimde ilginç bir şekilde bir de evim de oldu. Yani aynı şehirde değil ama babam da orada Endonezya'daki görevinden Washington'daki bir göreve atanmıştı. En azından aynı memlekette gidebileceğim bir evim vardı ama tabii yaş büyümüş yani o esas kritik yaşları ve ergenlik yaşlarını aslında anne baba figüründen uzak yaşadığım için kendimden çok disiplinliydim. Çünkü bana benim başımda bir otorite yoktu. 13, 14, 15, 16 yani istersem kötü bir yola sapabilirdim. Hani kimse bana çok dikkatli bir şekilde bakmıyordu. Dolayısıyla böyle hani kendi kontrol mekanizmamı erken ele almak zorunda kaldım. İradeli olmam gerekiyordu. Başıboş olmamak için. İlginç bir ergenlik dönemi olduğunu söyleyebilirim. Yani kimseye de baş kaldırmadım bundan dolayı. Hani normalde hepimiz yetişirken baş kaldırıyoruz işte birazcık. Annemizden biz farklıyız diyoruz. Babamdan şöyle farklıyım. Ben başka bir kişiyim. Benim böyle bunu yapacak bir imkanım olmamıştı. Onun için böyle biraz naif bir şekilde bir yandan da büyüdüğümü düşündüm sonraları. Gel zaman git zaman işte Amerika'da uzun bir sürece yaydım yüksek lisansımı. Daha evvel hızlı okuduğum için daha öğrenmek istediğim çok şey var. Ne diye hemen 2 senede yüksek lisans yapayım dedim. Yaydım böyle. Dönem başına çok az ders aldım. Hocam muhteşem bir hocaydı. Saz hocam. Ondan maksimum besleneyim istedim. Çok değişik şekillerde beni geliştirdi. Çok yerinde bir karar oldu hani diye düşünüyorum. Sonra üniversiteden mezun olduktan sonra annemlerin de işte Washington'da evi var. Eve gittim, başladım çalışmaya. Ondan sonra çok renkli bir hayatım oldu birkaç sene boyunca. Şöyle, şimdi tabii biz müzik eğitimi alırken birazcık Kaf Dağı'nda görüyoruz kendimizi hani bir gün. Çıkacağız okuldan ve işte konserler vereceğiz. Böyle yüzlerce insan bizi dinleyecek falan zannediyoruz. Buna ben çabuk uyandım. Hani bunun olması için başka şeylerin olması gerekiyor önce. Ya da herkes o kadar şanslı değil. Herkesin imkanları da buna yeterli olmayabilir diye fark ettim. Annemlerin yanında kalırken bir yandan hani çalışıp bağımsız bir şeyim olsun istedim. Çünkü işte kaç yaşındaydım? 23 yaşında falandım herhalde. Gidebileceğim her türlü işe gitmeye başladım müzikle. Yani bu beni mesela birkaç sene boyunca işte alışveriş merkezinde işte bir et reyonunun açılışından tutun. Kilisedeki cenaze merasimlerine eşlik etmek. Oradan düğünlerden, düğün işte kilisede mesela evlilik törenlerinde müzik yapmaktan. İşte son anda gidip bir orkestrada hiç prova yapmadan bir arp sanatçısı hastaysa onun yerine yedek olarak gitmeye varan kadar böyle kocaman böyle bir yelpazenin içinde yüzdüm birkaç sene boyunca. Her şeyi gördüm yani müzisyenin gündelik hayatta karşılaşabileceği, bir müzisyen hayatında karşılaşabileceği pek çok senaryoyu birkaç sene içerisinde böyle deneyimleme gibi büyük bir armağanı oldu hayatın bana. Hani bu dışarıdan bakıldığında birçok insan vah vah falan hani diye bile düşünebilir. Vah vah falan değil. Bilhassa hani şöyle diyebilirim, Anya Konya'yı çok iyi anladım ve çok beni hızlı yaptı. Çünkü her türlü duruma anında adapte olmanız gerekiyor. Ve şunu anladım yani okul iyi, çok güzel, eğitim çok güzel ama deneyim çok önemli bir şey.
Yani bunlar beraber yürüyebilirse çok harika. Beraber yürümüyorsa da en azından okuldan çıktıktan sonra bir dönem insanın gerçekten kendini önemli bir bilinmeze atması ve o bilinmezin içerisinde ayakta kalmaya çalışması çok önemli. Keza o kadar güzel para biriktirdim ki gidip kendime bir arpa aldım. Hani öyle diyeyim size. Sağ olsun annemlerle tabii evde yaşadığım için birçok masrafım yoktu. Bir de kendime albüm yaptım. O da dedim benim bir kartvizitim olması lazım. O parayı olduğu gibi bir saza, bir tane de albüme yatırdım. Hani bana kimse nasihatta bulunmuyordu, onu yap, bunu yap falan diye. Böyle içimden böyle geldi. Hani bu gözlemlerimden böyle bir şey çıkardım. Bir tanesi kartvizit, işte bir tanesi de benim yadigar çalgım. Hani çok önemli. Bunlar olmadan bazı şeylerin olması çok zor. Böyle. Burada bir bölümü tamamlayalım isterseniz. Biraz daha çalayım. Sonra Türkiye'ye nasıl geldim onu anlatayım. Türkiye'de neler yaptım. Sonra da belki sizin sorularınız olur. Bu çalacağım parça aslında şey, Buse'lik konser parçası diyoruz biz buna. Türk bestekarın eseri Bora Uymaz adında, İzmir'de yaşayan ve benim sık ortak projeler yaptığım, çalıştığım, sahne aldığım bir arkadaşım. Şimdi size bu Buse'lik konser parçasını çalacağım. Thank you.
Amerika'dan Türkiye'ye dönmeden, yani döneyim mi, nasıl döneceğim, ne yapacağım diye düşünürken orada bir sürü iş imkanı belirdi. Yani bir sürü demeyeyim ama bir takım önemli şeyler belirdi en azından. Yani o yaptığım şekilde kalabilirdim, hani bir sürü işlere giderekten. Yeterince para kazanıyordum. Ama ben hani daha işte onları hani bir süre yaptım ama daha böyle tek bir alana hizmet edeyim istedim bir süre sonra. Bir orkestrada görevlendirilmek gibi bir pozisyon, yani bir sınav kazandım, orkestraya giriş sınavını Florida'da. Tam o arada da Bilkent Üniversitesi'nden bana bir iş teklifi geldi. Hani gel hem burada işte arp bölümünü kurarsın, eğitim verirsin, hem de bizim bir orkestramız var, orkestramızda görev alabilirsin dediler. İşte yıl böyle 90... 96-97 gibi sanırım. ve ben dedim hani Türkiye'ye hep dönmek arzusu var içimde. Türkiye'de yapayım işimi istiyorum. Dedim her zaman imkan olmaz böyle. Hani bu teklifi kabul edeyim, ben gideyim. Öbür işe de hani ben gelmiyorum dedim. Tasa tarağı topladım, geldim. Bilkent ile yazışmıştık daha evvelden. İşte gelince sözleşmenizi yaparız, başlarsınız şeklinde. İşte geldim. Arıyorum, işte dekanlığı arıyorum, fakülte sekreterini arıyorum. İşte bir türlü randevu verilmiyor hani bu işlemleri konuşmak için. İşte bir hafta, iki hafta, üç hafta falan randevu alamadım. Sonra otobüse atladım, Ankara'ya gittim. İşte dekanlığın kapısını çaldım. Şu dekan böyle bir irkildi birazcık. Ondan sonra dedim hani işte gelmemi istemiştiniz, geldim ben de. Oturduk işte böyle... Her şeyden bahsetti bizim konuşmamız gereken şeyin dışında. Ben de hiçbir şey sormadım. Açıkçası kendime yediremedim bunu sormayı. Çünkü zaten kendisinin açması gereken bir konu. Oradan çıktım ve donmuş bir şekilde, yani birkaç ayımı donmuş bir şekilde geçirdim. Hani beynim falan böyle dondu. Çünkü bir şekilde hayatımı kazanıyordum Amerika'da. Hani kimseye yük olmuyordum. İşte gelmişim 25 yaşına, hani iyi bir şekilde devam ediyorum. Şimdi anneannemin evinde kalıyorum.
Hani, ve hani böyle her gün bir iş çıkmaz bize. Yani senelerce kadro bekleyenler olur falan. Hani bana da bir iş çıkmış, hem orada çıkmış, hem burada çıkmış. Şimdi bir anda hiçbir şey yok. Hani böyle dona kaldım. Anneannemle oturmaya başladık. İşte anneanneme yardımcı oluyorum falan. Ondan sonra baktım babam Dünya Bankası'nda görevli. İşte onun böyle bir finans işleri yapan ve yeni bir şirket kuran bir arkadaşı varmış. Girdim orada çalıştım böyle 4-5 ay yani harçlığımı kazanmak için. Çünkü hep alışmışım. Hep öğrenciliğimde de hep çalıştım ben. Hep cep harçlığım oldu her daim. 16 yaşından itibaren oldu ders vererek olsun. İşte böyle yedek işlere giderek olsun. Böyle çok ağır bir süreçti. İşte girdim bu finans şirketinde çalışmaya başladım. Aa dediler sen bu işi çok iyi yapıyorsun. Sen dediler böyle bakanlık düzeyinde yani dil de var. Birkaç tane dil var. İşte bir bakan sekreteri olabilirsin falan dediler. Şimdi ben o kadar sene müzik okumuşum. Bakan çok iyi dediler hani bu işte çok yükselirsin falan. Arkadaşları dinliyorum. Kibarca dinliyorum hani. Yani gerekirse yaparız tabii ne yapacağız ama. O sene bir arada da şeyi düşünmeye başladım. Belki de hakikaten Amerika'ya göç etmem gerekir. Hani çünkü bakıyorum etrafta hiçbir iş yok falan. Bu Green Card diye bir şey vardır bilirsiniz. Amerika'da oturma izni. Bu sanatçılar için bir kategori var. İşte belli şeyleri tamamlamış, yapmış, işte bir takım şeyleri ispatlamış sanatçıların başvurabileceği bir kategori var. Oturdum bütün kış o kategoriye başvurmak için şöyle bir dosya yaptım kendimle ilgili. Yani şey abartmıyorum hakikaten böyle bir dosyaydı. Bir de böyle bir avukatta danıştım Amerika'da. Şöyle başvur falan dedi. Dedim bari Amerika'ya göç edeyim ne yapayım hani orada tekrar sıfırdan başlarım. Çünkü burada hiçbir imkan göremiyorum kendime. Bir de biraz da küstüm. Hani küsmüş gibi oldum. Hani böyle çiçeği burnunda kalkıp gelmiş. Bir sürü insan da gelme falan diyordu. Ondan sonra işte geldim ben. İşte olanı da gördüm. Hani artık gideyim herhalde hayatımı orada sürdürmem gerekiyor diye. Neyse önemli değil. Önemli olan dosyayı yapmak oldu. Çünkü o dosyayı yaparken işte o size bahsettiğim hani en son ilkokulda sınıfta en son okuyan çocuk. İşte konservatuara en düşük puanla giren çocuk gibi bir takım şeyler vardı ya böyle yükler. O dosyayı yaparken onlardan tümden kurtuldum. Çünkü işte bir sürü referans mektupları almak gerekiyor. Yaptığım her şeyi gözden geçirmem gerekti bugüne kadar. Yaptığım bütün konserleri elde ettiğim bütün şöyle böyle şeyler, başarılar her neyse onlar. Ve böyle çok şey oldum, mutlu oldum. Ben de buymuşum dedim hani kendi kendime. Hani son okumayı öğrenen çocuk, düşük puanla giren çocuk. Ay fena değilmiş yani demek ki çok belirleyici değilmiş bunlar dedim kendi kendime. Ha ben de birisiyim, ben de böyle birisiyim işte. Ve müthiş iyi geldi. Böyle kendi üzerime bir dosya yapmak. Hani bunu yaparken kim dostum, kim değil, kim beni destekliyor, desteklemiyor bunu da bir güzel görmüş oldum. Çünkü referans mektubu isteyip de vermeyen insanlar da oldu. Hani verenler muhteşem şeyler verdiler falan. Böyle çok iyi geldi bana. Aldım, hakikaten başvurdum. Bana verdiler, green card verdiler. Daha evvelden de zaten İsviçre'de yaşarken İsviçre vatandaşı yapmak istemişlerdi. Ben de onu istememiştim. Bu sefer dedim herhalde benim şeyim Amerika'dan yana. Gittim Amerika'ya. Fakat yerimde duramıyorum böyle hani. Ben göçmen miyim diyorum şimdi. Ben niçin göç ettim? Hani buraya niye geldim? Göçmen olmak için benim gerekli sebeplerim var mı? Hani bunun üzerine çok düşündüm. Çünkü hani bir savaş olur Allah vermesin. İşte ne bileyim ciddi bir sıkıntı olur hani memlekette. O zaman göç ederseniz hani. Ben daha çok gencim. Türkiye'yi çok merak ediyorum. Türk müziği merak ediyorum. Bir de Amerika'da o dönemlerde rahmetli Cenüçen Tarık Orur'la bir dönem işte onun böyle öğrencisi gibi olmak gibi bir imkanım olmuştu. Şöyle ki en büyük Türk bestekarlardan yani modern dönem Udi aynı zamanda sağlık tedavisi için Amerika'daydı. Çok ağır bir sağlık profili vardı. Boş zamanlarında beni çağırırdı. Bir konserde tanışmıştık. İşte otururum bana nazariyat anlatır. İşte benim ilk albümü dinleriz. Şöyle yorumlar, Batı müziğinden de çok iyi anlardı. Birçok şeyi böyle benimle paylaşırdı. Ve iyice merak etmeye başlamıştım ben hani. İşte Türkiye'de müzik ne? İşte ben Batılı mıyım? İşte Türk nasıl falan. Böyle ciddi bir kimlik karmaşası. Dedim ben gitmem lazım. Ben göçmen olamıyorum. Evet tasa tarağı topladım tekrar. Bu sefer Türkiye'ye göç ettim.
geri göç. Bu arada benim bir sürü arkadaşlarım Amerika'ya böyle göç ediyorlar. İnanamıyorlar benim Türkiye tekrar. Ama bu sefer hiçbir şeye gelmiyorum. Hani hiçbir iş falan yok. Gerçekten hani her şeyi göze aldım. Bir dönem işim olmayabilir ama ben sonunda bu işi yapacağım. Türkiye'de yapacağım diye. Öyle geldim. Ve iş buldum kısa bir süre sonra. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir bölüm açılıyordu. 6 yıl çalıştığım bir daimi bir işim oldu, maaşım oldu. Orada hoca olarak, öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Ve işte çok güzel konserler yapmaya başladım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. O dönemde biraz moralim de yerine gelmişti. Hafif hafif böyle merak ettiğim müziklerin peşinden gitmeye başladım. Kalış o kalış işte. Ondan sonra hiç düşünmedim hani niye geldim ben, keşke gelmese miydim falan. Bu sorularla bir daha boğuşmam gerekmedi ama uzun süre insanlar benim hani işte esas eğitimini Batı müziğinde almış bir sanatçı olarak Amerika'dan dönüşümü başarısızlık, hani orada bak başarılı olamadı onun için buraya döndü diye değerlendirdiler. Ama onların ne nasıl değerlendi beni hiç ilgilendirmiyor. Sonuçta ben güzel dinleyici kitlesiyle her daim buluşabildim Türkiye'de. Yani hep yaptığım işlerden çok tatmin oldum. Dinleyici güzel Türkiye'de ve çok katmanlı bir ülke olduğumuz için de çok çok değişik cephelerimiz var. Hani çok büyük bir zenginliğimiz var. Böyle ben mutlu bir müzisyen oldum Türkiye'de. Hani çetrefil bir yolda nispeten mutlu olduğumu düşünüyorum. Yani şükrediyorum. Sonra bir dernek kurdum 2007'de. İşte bir oğlumuz var, ona hamileyken üniversiteden ayrılmaya karar verdim. Ve bir dernek kurdum. Dedim ki benim bir tüzel çatıya ihtiyacım var. Projeler yapabilmemiz lazım. Bu meslek çatısı altında toplanan insanların sosyal çalışmalara dahil etmeliyiz diyerekten bir dernek kurdum. Orada komik bir anım var. Dernek kurmak hani böyle benim gibi hiç mevzuat falan bilmeyen bir insan için çok komik de bir süreçti. Bir grup işte öğrencim vardı, onların velileri, işte beni sevenler falan, böyle hepimiz bir araya geldik. İşte evraklar doldu falan, en sonunda işte ben de böyle 6 ay falan, 6 ay gebeyim galiba. Derneklerin Karaköy'de bir şeyi var, binası var. İşte 4. kata çıkıyorsunuz, orada işte evrakları veriyorsunuz falan. Böyle zar zor çıktım oraya, gittim, bir kuyruklarda bekledim falan. Ondan sonra böyle bir şey eksikmiş evrakların arasında. İşte dediler bunu tekrar yapacaksınız, geleceksiniz. Sonra bir bana baktılar, bir karnıma baktılar. Yok dediler, şunu bir paraflayalım dediler. Biz hani bu şekilde de olabilir falan dediler, acıdılar. O şekilde dernek kurduk. İşte 2-3 sene sonra derneğimize bir yer edindik. Beşiktaş Belediyesi bizi bünyesine aldı. İşte bu işlerle uğraşmaya başladık. Sonra projeler yaptık, Ankara'ya başvurduk. Uluslararası bir festival yaptık dernek bünyesinde. Çeşitli performans projeleri hazırladık. Gençlere işte müzik çalışmaları götürdük değişik kurumların çatısı altında. Ve dernek batmadı, kapısı açık, hala çalışıyoruz. Projelere başvuruyoruz, yapıyoruz. O da güzel bir şey oldu benim için. Yani ben gelecekteki müzisyenin topluma daha iç içe, yani bugünün müzisyenin topluma daha iç içe yaşaması gerektiğini ve bir alanın dışında da becerilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sazına hakim olacak ama bunun yanında işte düşüncelerini dile getirebilecek, müziği başka formatlarda sunmayı düşünebilecek, bu şekilde bir müzisyen profiline ihtiyaç duyulduğunu görüyorum ve gelecekte de herhalde böyle olmayanlar topyekun silinecek diye düşünüyorum. Yani bu becerilerini geliştirmeyenler. Yalnız bir yol, yani ben bu yolda biraz hani yalnızım. Ama araya insanlar katılıyor ve anlayabilenler için de çok zevkli, böyle iç içe geçtiğimiz bir süreç oldu bu. Şimdi daha çok konserimi yurt dışında yapıyorum. Yani ben daha memnunum burada yaşayıp yurt dışında çalmaktan. Çok daha mutluyum. Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de çalmaktansa burada yaşayıp yurt dışında işlerimizi tanıtmak, kültürümüzü tanıtmak ve de gitgide hem Batı müziği alanındaki çalışmama devam ederken hem de Türk müziğiyle daha çok iç içe geçen, daha böyle geçirgen çalışmalara da imza atabildim. Çok değerli müzisyen arkadaşlar oldu bana yol gösteren, enerjilerini birleştiren. Dolayısıyla onlara da her zaman çok müteşekkirim. Bu şekilde süreç içerisinde 11 albüm yayınladım.
Bunlardan iki tanesi yurt dışında oldu son dönemde. Bu sene de pek çok, işte önümüzde konserler var. Bu hafta Fransa'ya gidiyorum. En son işte geçen ay Çin, Singapur ve İskoçya'daydık. Ve birazcık da işte Arplan, Türk müziğini buluşturan çalışmalardan da örnekler veriyorum, eğitimler veriyorum. Zorlu ama güzel bir yandan da benim için çok anlamlı. Sizin sorularınız varsa onları alabiliriz şimdi. O kadar çok konuştum ki soruya gerek kalmadı. Çalayım o zaman. Çalayım.
Teşekkür ederim. Bu parçanın çok tatlı bir hikayesi var. Anlatmayı seviyorum. Size de anlatayım isterseniz. Bu bir oyun havası duyduğunuz gibi. Panna cotta diye bir tatlı var. Biliyor musunuz? Böyle pişmiş krema. Muhallebi gibi bir şey böyle. Bir gün işte arkadaşım Bora Uymaz'la birlikte bir kayıt çalışması vardı. Arada çok yorulduk. Diyelim bir şeyler yiyelim bir ara verdiğimizde. Gittik Karaköy'de bir restoranda yemek yedik. Üstüne de menüde şöyle bir şey yazıyor. Lavantalı panna cotta. Hiç yani ne olduğunu bilmiyoruz. Lavantalı panna cotta geldi. Enfes bir şey böyle bir muhallebi düşün. Küçük böyle biraz daha yoğun kremadan yapıldığı için. İşte lavanta kokuyor böyle mis gibi falan. Hadi bir tane yedik, iki tane yedik, üçer tane falan. Ben dedim ki ben bunu yapacağım. Yapardın da yapamazdın da nereden yapacağım falan. Dedim ben bunu şey yaparım, yaparım yani. Sonra işte gittim internetten araştırdım, evdeki kitaplara falan baktım, karıştırdım. Böyle bir ortalama bir tarif buldum ama hiçbiri lavantalı değil. Hani lavantayı nasıl koyacağım içine diye düşünürken, işte jelatin falan ararken neyse lavanta yağı buldum. Malzemelerimi bir araya getirdim, telefon açtım Bora'ya. Dedim ki ben malzemelerimi bir araya getirdim, şimdi bu tatlıyı yapmaya başlıyorum. İyi pek hadi kolay gelsin falan dedi. Ondan sonra yaptım. Dolaba koyarken de soğuması için fotoğrafını çektim. Bana işte WhatsApp'ta mı bir yerden attım. Benimki bitti dedim. Tatlı bitti dedim. Aa benimki de bitti dedi. Aa dedim iyi bari hani sonuçta hani hanımı var. Hani o herhalde tatlıları yapar diye düşünürken de müthiş bir şey. Kendi de lavantalı panna cotta yapmış. Ben de böyle biraz iddialıyım mutfakta falan. Nasıl oldu da yaptı diye düşünürken o anda bir karşı mesaj geldi. Nota. Lavantalı panna cotta oyun havası. O da o tattan mülhem bir eser bestelemiş. İşte onu çaldım size. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Saz ben bizim için, benim için yeni bir saz. Çok bildiğim bir saz değil. Bize biraz bahseder misiniz mesela yapısından? Evet doğru. Hep hayatımı anlattın değil mi? Tabii tabii. Tarihinden tabii. Buyurun. Türk müziğiyle buluşturma çalışmalarım var dediniz. Bir örnek verirseniz. Tabii. Şimdi tabii ki arp hani bilinen en eski çalgılardan. Çünkü şu şekilde ilham alınarak yapıldığı düşünülüyor. Hani avcının yayından fırlayan ok, böyle bir eğik bir şekil düşünebiliriz. Avcı oku fırlattığı zaman plink diye bir ses çıkıyor. Öyle eğik bir yapının içerisinde birden çok tel gererseniz, bir tane değil de birden çok gererseniz zaten aşağı yukarı bu çalgının oturduğu esası elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla avlanmak kadar eski olduğu düşünülüyor. Hani avlanmak da herhalde insan kadar eski bir şey. Hani dolayısıyla işte bir takım vurmalı çalgılar, arp gibi çalgılar bunların tarihi, insanlık tarihi kadar eski. Tabii bu şekilde değil. Hani bu şu anda gördüğünüz şekli son derece de hani ne derler? Hani bugüne uyarlanmış bir hal. Ama dünyada şu anda halen pek çok çalgı var. Çok ilkel. İlkel şekliyle yani arplar var. İlkel şekliyle var olmaya devam etmiş çalgılar var. Şimdi nerede örnekler görüyoruz? Çok bağımsız kültürlerde örnekleri var. Yani eski çağlardan bahsediyorum. İşte Çin'den tutun Mezopotamya, Azteklerde var, Afrika'da var. Hani tek bir ana vatanı yok. Hani şuradan, batıdan çıkmıştır, doğudan çıkmıştır demek pek mümkün değil. Tek bildiğimiz bizim kendi coğrafyamızda Mezopotamya'dan intikal etmiş olan bir açılı arp türü var. Açılı derken de şöyle, gördüğünüz gibi bu üçgen bir form. Yani bir sütunumuz var, boyun var, bir de işte gövde var. Bunun oluşturduğu sağlam, fix bir yapı var burada. Hani oynamayan şekilsel olarak. Ama eski arplar böyle değildi. Önlerinde tabii bu kolon yoktu. İşte avlanmaktan düşünün. Hani boş, sadece eğik bir yapı. Mezopotamya'da da o şekilde arplar kullanılmış, açılı arplar. Fakat onlar bir süre sonra yok olduktan sonra işte Orta Doğu ve Yakın Doğu'da bazı İslami kültürlerin içerisinde hayatlarını devam ettirmişler. Bizde de Çeng adı altında bilinen bir çalgı var. Orta Çağ'da epey bir boy gösteren bir çalgı. Pek çok da tasavvufi anlam atfedilmiş bu çalgıya.
Böyle bir eğik bir şekli var çünkü, ama böyle göğe doğru yükselen bir gövdesi var. Hani böyle bir boynu bükük bir aşığı da hani şey yapıyor, tarif ediyor aynı zamanda. Sarayda kullanılmış bir çalgı Cheng. Yaklaşık 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar en çok resmedilmiş ve edebiyatta en çok kendinden bahsettirmiş çalgılardan bir tanesi. İşte İran, yani İran kültüründe olsun, Türkiye olsun, Suriye coğrafyası, Irak. Yani bu dört ülkeyi kapsayan coğrafyada o Mezopotamya'da kaybolan açılı arplar bizim coğrafyamızda boy göstermiş. En son İstanbul'da görülmüş Cheng, 1660 galiba, pardon 1610. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsediyor, İstanbul'da diyor 10 tane Cheng'i gördüm diyor. Yani Cheng'i aslında hani bugün birazcık düşük bir tabir, hani Cheng'i çalsın, oynasın falan, hani dinleyelim. Enstrümanlar kullanımdan düştükten sonra sosyal statülerini de kaybediyorlar genellikle. Turistik bir obje gibi düşünün, eskiyi yad eden turistik bir obje gibi. Mesela 17. yüzyılda İstanbul'da kenar mahallelerde işte dansözler tarafından hani böyle kendilerini işte süslemek için kullandıkları bir çalgı aslında. Herhalde çok ses çıkarmıyordu o dönemde bence. Ama böyle ve dilimizde kalmış Cheng'i diye. Ama Cheng esas yani onun kullanılmasına sebep olan çalgı kullanımdan tamamen düşüyor. Düştükten sonra da böyle bir şey işte hani pek çok çalgıyı oluyor bu aslında dünya etrafında hani. Artık kullanılmıyor, çalınmıyor, ciddi bir müzik yapılmıyor. Ama böyle bir turistik obje, bir şey gibi, karikatür gibi bir yandan kalıyor. Bizim coğrafyamızda da böyle bir geçmişi var. Hani şu haliyle gösterdiğim şekli o haliyle bağlantılı mı? Bence bağlantılı. Çünkü antik Yunan'a da Mezopotamya'dan gidiyor Cheng. Batıdaki hali de antik Yunan üzerine kurulu. Dolayısıyla ben bugünkü dünyada yani bizim coğrafyamızdaki arpların, Batı arpının Mezopotamya çıkışlı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu düşünmek için yeterli sebebim var. Dediğim gibi bugün hala işte hem senfoni orkestralarında kullanılan bu hali mevcut. Ama bunun dışında çok küçük ebatlarda kucak arpı dediğimiz şekilleri var. Ben de işte yaklaşık 7-8 seneden beri o Cheng'le çalışmalar yapıyorum. Yere oturularak çalınan bir çalgı. Bir daha geldiğimde ondan gelirim size inşallah sunum yaparım. Kadim bir çalgı, yani yok olmuş. Tekrardan yaptırıp böyle bir sürecin içine girdik. Ama bizim minyatürlere bakarsanız, erken modern dönem minyatürlerine hep görürsünüz işte bir ney, bir def, daire ya da yanında bir tane çeng çalan birisi. Yerde oturarak çalmış, böyle dizlerin üstüne oturmuş. Böyle arpların çok değişik versiyonları var halen. Afrika'da çok ilkel arplar çalınıyor halen. Güney Amerika'da deseniz böyle ara bir boy var. Oraya da İspanya üzerinden gitmiş. İspanya'da yani şeyler, Güney Amerika'yı kolonize eden rahipler diyelim, din adamları. Bir kilise çalgısı olan, yani İspanya'da kilisede kullanılan bir orta çağ çalgısını alıp yanlarında götürmüşler. Yeni hani katolikleştirirken Güney Amerika'yı. Dolayısıyla orada da yerel bir çalgı olarak yer edinmiş. İşte bu dağlarda, And dağlarında böyle çok hafiflerini yapıyorlar. Sırtlarına koyuyor çalgıcılar. Bizim davul zurna gibi düğünlerde bununla dans ediyorlar o versiyonuyla. Çok kolay çünkü taşıması, hani işte piyano falan böyle taşınır gibi şeyler değil. Çok hafif yapıyorlar. Sırtlarında böyle bunlardan gidiyorlar. Yerel kültürde böyle halk müziklerinde çok önemli bir yeri var Latin Amerika'da. Keza Kelt kültürlerinde, yani İrlanda, İskoçya, hani İngiltere ve Fransa'nın Britanya bölgesinde de o tür arplar halk müziğinde mevcutlar. Çin'de değişik versiyonları var. Afrika'da hala çok ilkel bir kora adını verilen bir arp çalınmaya devam ediliyor. Biz de işte Cheng'imizi uyandırdık, hani hatırlayalım diye, neymiş sesi diye. Hakikaten de Türk müziği çalgılarıyla bir kemençeyle mesela müthiş bir uyum sağlıyor. Söyleyebileceğim bunlar, sizin merak ettikleriniz varsa. Benim bu çalgım Chicago'da yapılmış bir şey, yani o Chicago yapımcısının. Evet, pedalları anlatayım. Şimdi bu tür arplara pedallı arplar diyoruz. Şöyle arkaya çevireyim de görebilin. Şimdi 3 tane bu tarafta var.
4 tane de bu tarafta var. 7 tane var. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si notaların her biri için bir pedal var. Şimdi teller, diyelim ki şu kırmızı teller mesela do telleri oluyor. Bunlar buradan buraya birer tane düğümle bağlılar. Sıkıştırıyoruz buradan akort anahtarıyla bu taraftan. Bunların uzunluklarını ayarlayan burada çatallar var. Küçük diskler var. Mesela do telinden, do pedalına bir bastığım zaman, yani en yukarıdayken pedal boşta, tel boşta. Sadece iki düğümü var. Bir bastığım zaman şuradan bir daha kavranmış oluyor. Telin boyu kısalıyor. Telin boyu kısalınca da tizleşiyor. Bir daha bastığım zaman, yani bir telden ayakla üç ses elde etmek mümkün. Bunu bütün oktavlara yayın mesela. Hepsi aynı anda değişiyor. Çift mekanizmalı, çift pedal mekanizmalı bir arp bu. Yani bunun üzerine de daha başka arp yapılmadı hani. Evet, bu hani ki bu bile birçok müziği çalmak için çok da uygun değil. Yani kendine has bir yazısı ve kendine has bir dünyası var arpın. Birçok çalgıda çok daha hızlı oluyor bu hareketler. Yani bir piyanoda düşünün, parmağınızın altında. Burada siyah tuşlar mesela, piyanonun siyah tuşları ayağınızın altında. Dolayısıyla alt ve üst bedenini güzel çalıştıran bir çalgı. Bayağı koordinasyon gerekiyor yani. Bu kırmızı teller do, bunlar fa. Şuradan aşağıya, şuraya kadar, şu bölgede bağırsak teller kullanıyoruz. Yani ağırlıklı olarak inek bağırsağından yapılıyor bunlar. Bunlar sarma teller. Metal üzerine ipek sarma. O ipek sarmanın üzerine de tekrar bir şey burgumuz var, metal burgumuz var. Yukarıdakiler de böyle daha ziyade şey, sentetik teller, misina. Var, evet. Bütün esas, bütün güzel ses bağırsaktan çıkıyor. Bu bağırsak değil de naylon koduğunuz zaman o sıcaklığı alamıyorsunuz. O bağırsakta artık şey yasaklandı dünyada, hani bu tür şeyler. Almanya'da bir sanayi bölgesinde üretilebiliyor bir tek. Şey bir iş, pis bir iş. Yani bayağı pis bir iş o. Böyle bir tane şey çalayım isterseniz yine sorulardan önce. Bir küçük tango çalayım, Arjantin. Benim dedem Arjantin'e göç etmiş. Kayseri'den, Develi'den. Çünkü çok sayıda Ermeni vatandaşımızın yaşadığı bir şehir olarak çok büyük göçler yaşanmış Kayseri, Develi ve civar ilçelerden. Dedem de benim işte gençken, sizden daha gençken, 17-18 yaşındayken öksüzmüş ve işte komşuları falan öyle yaşarmış onlarla. Onlar giderlerken o da gitmiş onlarla. Ve 5 sene Buenos Aires'te yaşamış. Evet, çok ilginç. Sonra evlenmek için vatanına geri dönmeye çalışmış. Birkaç sene işte arada Osmanlı tabii dağıldığı için bir pasaportu vesaire de yok. Birkaç sene de Marsilya'da savaş tutsağı olarak kalmış. Sonra gerisin geriye Develi'ye dönmüş. Var, evet, evet. Ve ben dedemin işte Arjantin hikayesi bana çok ilham vermişti. Ben tango müziğini çok severim. Hem Türk tangosunu çok severim. Hem yabancı Arjantin tangosunu ve bunun etrafına da yaptığım bir çalışma var. Cafe Tango adında bir tango müziği projesi, sahne projesi. Onu da pek çok kez seslendirdik. Şimdi bir tane tango çalayım size. Astor Piazzolla'dan. Thank you.
eserlerden birisi hiç bir filmde yer aldı mı merak ettim. Aldı evet. Aldı. Öğrenebilirsem bunu sizi tanıdıktan sonra o filmi izleyip duymak daha değişik evet. Olabilir diye düşündüm. Evet. Ben Eskaza haberdar oldum. benim ikinci albümde birkaç tane tango vardı. Keman ve arp ikili olarak seslendirmiştik. Sonra işte albüm çıktıktan 1-2 sene sonra ben şeyde Taksim civarında böyle yürüyordum. Bir yerden çok tanıdık bir şey geldi. Aa bak kulak kabarttım ama ben çalıyorum. Bir yerden müzik geliyor falan. Ondan sonra nereden geliyor falan böyle iki basamakla inilen böyle sıra sahvelerde bir bakkaldan geliyor. Bakkala girdim, baktım böyle tavanda bir televizyon, orada bir film. Ve ben yani %100 emin oldum hani benim icra ettiğime. İşte bakkala sor, bu ne dedim, işte dedi bu dedi Asmalı Konak dedi. Ondan sonra nesi dedim, Asmalı Konak'ın filmi bu dedi. Orada böyle bir tane şey varmış, bir sahne, yağmurun altında böyle bir sahne ve dans ediliyor galiba. Bir ayrılık sahnesi mi artık nedir bilmiyorum. Orada o müzik kullanılıyor falan. Allah Allah, plak şirketini aradım. Dedim, biliyor musunuz bunu, böyle olduğunu falan. İşte evet, biliyoruz. Niye benim haberim olmadı hani? Siz öyle bir sözleşme imzalamışsınız. Açtım sözleşme yok. 35 sayfa bir sözleşme. Evet, bütün haklarımı devretmişim hani. Filmde kullanılma haklarını falan bile bana sorulması gerekmiyor hani. Hiçbir şekilde. Bu şekilde yer aldım evet. Evet, böyle maalesef. Ama bir de galiba Dominik Oscar'ın eserini icranız iklimler filmiyle geçiyor. Yani. Öyle mi? İklimler. Evet, yani Bori Bilge Ceylan İklimler filminde şeye canlandırıyor. İnanamadım. Ne tarihçesiydi hatırlamıyorum filmde de orada fotoğrafları incelerken sizin Domenico Scarlatti icranız çalıyor. Filmin sonunda geçiyor mu? Hayır filmin için evet tabii sonunda da yazıyor. Şeyde geçiyor tabii. Ha çok güzel. Harika. Başka var mı? Benim bir sorum olacaktı müsaade ederseniz. Sizin Barok Müzikte Seçmeler albümünüzü çok beğenerek dinliyorum. Ne güzel, çok severim. Ben de çok severim. O seçkiler tamamen size ait olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Barok müziğine de bu arpın çok uygun bir enstrüman olduğunu biliyorum. Siz acaba ne kadar geniş bir yelpazeden o eserleri seçtiniz? Mesela Scarlatti sonat dediniz ya, bir tanesini çaldım orada. Scarlatti'nin 550 tane var mesela o eserlerden. Çünkü şeyin işte prensesin haftalık ödevleri olarak bestelemiş onları. Derse giriyor, prensese klavsen dersi verecek işte. Her hafta bir ödev yazması lazım. Değil mi? Haftaya bunu çalış işte diye yahut da bir şey öğrenince. 550 tane var. Ben çok baktım içinden. Yani mesela o bir taneyi seçmek için. O 550 taneden şöyle hepsini geçtim. Hani ilk önce gözümden olabilecekleri buldum. Ondan sonra o gözümden olabilecekleri çaldım. Birinde Scarlatti sonatları ben kaydetmek istiyorum tekrar. Böyle 20 tane falan var arpa uyan. Ama böyle kemençeyle kaydetmek istiyorum onları. Öyle bir arzum var. Hani kemençe ve arpla değişik bir bakış açısı getirmek için. Diğer eserler ise tabii ki Bach. Bach'ın çok eseri var. Hani hem Bach'ın oğullarından bir tanesinin bir eseri var. O tektir zaten. Arp için orijinal yazılmış. Onu öyle aldım koydum. Ama Bach'ın işte mesela bir suite'i var. Bach'ın bir sürü suite'i var. O öğrencilik döneminde öğrendiğim bir suite'ti. Üstüne başkalarını da öğrendim sonra ama onu da koydum. Diğer şeyleri işte Scarlatti'leri biraz araştırdım. Diğerleri hazırda vardı. Yani severim ben, barok müzik severim. Onun için hani dağarcığımda zaten daha çok vardı. Yani çok araştırmam gerekmedi açıkçası. Hani Scarlatti dışında. Yanıtladı mı? Evet. Hocamın bir sorusu vardı galiba Türk müziği ile ilgili merak ettiniz. İcra edebilir misiniz demiştim. Evet. Yani aslında tabii ki ne derler? Ne yapayım? Çalabilirim, onu düşünüyorum şimdi. Böyle bir deneyim, böyle bir şeyim var, projem var demiştiniz. Evet. Varsa mümkünse şey yapalım. Tabii, küçük bir, evet. Yok, küçük bir akort
Bir küçük bir ilahi şey yapalım yani şey enstrümantal olarak ama. Hayat hikayesini dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah.